Merhabalar, Ebru'nun Denizi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle harika bir balık videosu çekeceğim. Nefis, sizleri balık kızartma derdinden kurtaracak harika pratik bir yöntemle balıklarımızı kızartacağım ve nasıl olduğunu da sizinle aşama aşama paylaşacağım. Dilediğiniz küçük cins balığı, mesela benim balıklarım şu an istavrit balığı, bir güzel temizlettim yine. Kendi güvendiğim balıkçımdan, balıkçı Fikret'ten alıyorum balıklarımı. Harika, tazecik balıklar, hiç tereddütsüz. Yani bayat çıkma olayı sıfır. Balık reklamımı da geçtikten sonra küçük balıkları, dilediğiniz küçük balığı bu yöntemle kızartabilirsiniz. Balıklarımı şöyle gördüğünüz şu çöp şişlerde kızartacağım. Bakın, muhteşem kolaylık, harika bir yöntem. Şu an bunu deneyebilirsiniz. Hamsi olur bu, istavrit olur, sardalya balığı olur. Küçük cins bütün balıklarımızı kızartabiliriz bu yöntemle. Normal tavada, yağda kızartacağız balıklarımızı, fırında falan değil. Temizlenmiş balıklarımızı şöyle alıyorum. Şu karın kısımlarından şöyle bakın sırayla ve diziyorum aynı yöne doğru. Yemesi de yerken o kadar pratik oluyor ki inanın çocuklarınız için falan. Harika, inanılmaz bir kolay yöntem. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Balıklarımı şöyle sıraladım. Dizdikten sonra şöyle yaygan bir tabağa şu şekilde mısır unu ve un karışımı olan yaygan tabağımda bir güzel unluyorum. Şöyle kenara bırakıyorum. Sonra devam ediyorum yine aynı işlemi yapmaya. Balıklarımı hemen şöyle kızgın yağ tavama alıyorum. Şöyle sever misiniz bilmiyorum. Yanlarına biraz halka soğan da koyacağım. Kesinlikle deneyin. Eğer bu tadı çok seveceğinizi tahmin ediyorum. Soğanı bu şekilde pişirerek balığın yanında harika gidiyor. Şöyle bakın. Size balığın piştiğini anlamak için bir püf noktasından da bahsetmek istiyorum. Eğer balıkları ters çevirdiğinizde balıkların gözleri çıkmışsa şöyle gördüğünüz gibi bakın. Şöyle beyaz beyaz olmuşsa balık pişti demektir. Daha fazla kurutmanın çok bir esprisi yok. Gözler çıkmışsa tamam demektir. Şöyle bakın, ben hemen döndürüyorum. Tarafı kızarmış oluyor. Çıtır çıtır balık yemiş olacağız.
Bakın bir posta balığım pişti bile. Hemen tabağıma alıyorum. Nefis, harika. Çöp şişte balıklarım hazır. Harika, dehşet bir tadı oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın sizin için şöyle bir tanesini de şişten alıp tadına bakıyorum. Bakın pişmeme olasılığı kesinlikle yok. Lokum gibi zaten hiç taze alıyorsanız o balık tavada kendiliğinden kızarır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Balık kızartma derdinden kurtulun. Hanımlar, arkadaşlarım, hepiniz bu yöntemle harika balık yiyin, bol bol balık kızartıp bu tarifimi kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Videomu izleyip faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.